Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Roman Yayınları Fenomen Fasükül serisi test 1 sayfa 33'teki sorularla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Birinci sorumuzda gençler 90 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır diyor. Gençler 90 sayısını bölen listesinden faydalanarak asal çarpanıdan ayıralım. 2'den evet, başlayarak bölüyorum gençler. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 15'i 3'e bölersen 5. 5 artık 5'e bölünür ve 1. Peki kaç tane asal çarpanı var gençler? Evet, farklı olanlardan gençler birer e tanesini arıyorum. Bakın 2, 3 ve 5'tir. Yani 3 tane asal çarpanı vardır diyorum. C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet ikinci sorumuzla devam edelim. 182 sayısının en büyük asal çarpanı kaçtır diye sordu. işte 182'yi evet, yine bölen listesinden faydalanarak asal çarpanından ayıralım. Evet, 2'ye bölünür gençler. 2'den başlayarak bölersem 91 90 90'da 180 evet 182 oldu 91. 91 3'e bölünmez, 5'e bölünmez. Evet gençler, 7'ye bölünür. 91'i 7'ye bölersen 13. 13'te 13'e bölünür ve 1'dir. Bakın buradaki en büyük asal çarpanı gençler 13'tür ve C şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet 3. soruyla devam edelim. 360 sayısının asal çarpanlarının üslü olarak yazılışı hangisidir diye sordu. Gerçi 360 sayısını evet bölen listesinden faydalanarak asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'den başlayarak bölelim. 360'ı 2'ye bölersem 180. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 45 artık 2'ye bölünmez. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1'dir. O halde 360 1, 2, 3 tane 2 var. 2 üstü 3 çarpı. 2 tane 3 üç var. 3'ün karesi çarpı. 5'tir gençler. Şimdi seçeneklere baktığım zaman A şıkkında 2 üstü 2 var. Evet. Bakın burada 7'miz var gençler. C gittim. 2'nin 3. kuvveti 3'ün karesi çarpı 5'i denizli seçeneğinde doğru yanıt olarak görüyorum. Evet. 4. soruyla devam edelim. Aşağıda numaralandırılmış 4 tane kuyu verilmiştir. Her bir kuyunun metre cinsinden derinliği üzerinde yazan sayının farklı asal çarpanlarının çarpımı kadardır. Buna göre derinliği en fazla olan kuyu hangisi? Hangi sayıya aittir diye soruyor. Arkadaşlar o halde 80'den başlayacağım. 80 böyle 84 buradan 90 ve 96 yazalım. E şöyle bölen listesindeki çizgimizde de yandan çekelim. E 80'i e gerçi 2'den başlayarak bölüyorum. 2'ye böldüm 40. 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. O da farklı asal çarpanları çarpımı kadar dedi. Yani 2 çarpı 5'ten bunun derinliği 10 metredir. 84'ü 2'ye bölelim gençler. 42. 2'ye böldüm 21. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1'dir. Yani 2 çarpı 3 çarpı 7. 2 kere 3 6. 6 kere 7. 42 metredir. E, 90'ı gençler 2'den başlayarak bölersem 45. E, 45 2'ye bölmez. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1'dir. Bakın 2 çarpı 3 çarpı 5 olur. 2 kere 3 6. 6 kere 5. Bunun derinliği 30 metredir. Son olarak 96'ya bakalım e, 2'ye bölersem 48 2'ye böldüm 24 2'ye böldüm 12 2'ye böldüm 6 2'ye böldüm 3 3'e böldük 1'dir evet, 2 ile 3'ü çarparsam bu da 6 metredir benden derinliği en fazla olan istedi 42 metre ile gençler derinliği en fazla olan B seçeneği olur yani 84 olur diyoruz ve B şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet, 5. sorumuzda Yanda verilen asal çarpan algoritmasında A sayısının asal çarpanları verilmiştir. bulunmuştur. Buna göre A bölü C'yi istiyor. Gençler şöyle yapalım. Şöyle çaprazdan gidersek gençler. 1 kere 7. E'nin değeri 7. 7 kere 5. 35. 35 ile 3 çarpıyorum. 105. C 105 oldum. 105 ile 2 çarptım. 210. 210 ile 2 çarparsam 420. O halde 420'yi C'nin değeri 105'ti. 105'e bölersek gençler, evet 400'ün 20'nin içinde 105 4 kere vardır diyorum. Ve buradan A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet 6. soruya bakalım. Yukarıda verilen eşitliğe göre işlemin sonucu kaçtır diye sordu. Gençler 420 sayısını önce asal çarpanlarına ayıralım. Evet buradan harflerin değerlerini bulacağız. 2'den başlayarak bölüyorum. 420'yi 2'ye böldüm. 210. 2'ye böldüm. 105. 2'ye bölmez. 3'e böldüm. 35. 5'e böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1'dir. Yani 420 gençler. 2'nin karesi çarpı. 3 çarpı 5 çarpı 7'dir. Bunlar da gençler birinci kuvvettir. O halde 2'nin kuvveti gençler A'ydı. A, A 2'ye eşittir. B, C D gençler her biri birir olur. B, 1, C, 1 ve D de 1 gençler. Bizden istediğim A çarpı parantezinde B artı C artı D'ydi. Yani 2 çarpı 1 artı 1 artı 1 olur. Bu da 2 kere 3'den 6 olur sorumuzun yanıtı. B seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet 7. sorumuza geçelim. Aşağıda verilen çarpan halinde A, B ve C sayıları K sayısının farklı asal çarpanlarıdır. Buna göre K sayısı en az kaçtır diye soruyor. Gençler burada 3 tane asal çarpan kullanacağım. 2, 3 ve 5'i kullanacağım. Sonuçta da az olmasını istiyoruz. Dikkat edeceğiz. Şimdi gençler çarparak yukarı doğru gideceğim için buradaki en küçük asal sayıyı ortaya yazmak istiyorum. Bakın buraya 3, buraya 5 yazabilirim. Fark etmez. 2 kere 3, 6. 2 kere 5, 10. 6 ile 13 çarparsam da k'nin en küçük değeri 60 olur diyorum. Ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet, ortak olan sayıyı gençler çarpacağım için en ortaya en küçük sayıyı yazdığıma dikkat etmenizi istiyorum. Evet, 8. soruda a bir doğal sayı olmak üzere gençler eğer üçgen içindeyse içine yazılan sayının farklı asal çarpanların toplamına eşit. Beşgen içindeyse İçine yazılan sayıların asal çarpanlara hariç diğer pozitif çarpanların toplamına eşittir diyor. Peki buna göre işlemin sonucu kaçtır dedi. Gençler yani işte öncelikle 45'im. Normal çarpanları ayırayım. Çünkü asal çarpanları aç diğerlerini toplayacağım. 1, 45. 3'e bölersem 15. 5 kere 9 da 45'i verir. Evet gençler. Beşgen içerisinde arkadaşlar asal çarpanlar hariç diğerlerini toplayacaktım. Yani 3 ile 5'i siliyorum. Diğerlerini toplayacağım. 1 artı 9 artı 15 artı 45'i toplarsam 45 15 daha 60 10 da burada var. Toplamları 70 olur. Yani bunun değeri 70'tir. 80'de gençler üçgen içinde ise farklı asal çarpanların toplamına eşit dedi. O da 80'e de asal çarpanları ayırıyorum. Ve farklı olanları toplayacağım. 2'ye böldüm 40, 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1'dir. Yani 2 ile 5'i toplarsam üçgenin değeri de 7'dir. 70'i e, 7'ye bölersem sorumuzun yanıtı 10 olur ve denizi seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet, devam edelim. 9. sorumuza bakalım. Aşağıda bir otelin farklı katlarında bulunan 4 odanın numaraları verilmiştir. Bu odalardan hangisinin oda numarasının en küçük asal çarpanı 2, en büyük asal çarpanı 5'tir diyor. sevgili gençler en küçük asal çarpanı 2 olduğu için bakın 45 2'ye bölünmez direkt eriyorum. Şimdi diğer sayılarımızı inceleyelim. 70'ten başlayalım. Asal çarpanları ayıracağım. 2'ye böldüm 35. 3'e bölünmez 5'e bölelim 7'ye 7'ye böldüm 1'dir. Bakın burada en büyük en küçük 2. 5 ve 7 var. En küçük 2, en büyük 7'dir. Evet, en büyük 5 olmasını istiyorum. O halde 70'i e eledim. 48'e geldiğim zaman 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1'dir. Yani 48'in gençler 2 ve 3'tür. En küçük 2 ama en büyük gençler 3'tür. 5 olmadığı için 48'i de eliyorum. E son olarak 80'e bakalım. 2'den başlayarak bölelim. 40 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1'dir. Evet gençler bakın. En küçük 2 en büyük 5'tir. O halde 80 numaralı o da sorumuzun yanıtı olur. Ve denizli seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet onun sorumuzda A ve B birer pozitif tam sayıdır. Evet birer pozitif tam sayıdır. A 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B olduğuna göre A sayısı hangisi olamaz diye soruyor. Ben yani işte burada şöyle düşüneceğim. A sayısı öyle bir sayı ki sadece 2 ve 3 asal çarpanlarına ayrılması gerekir diyorum. Bakın burada aslında cevabımızın denizli olduğunu görüyoruz. E evet, diğerlerin gençler asal çarpanları sadece 2 ve 3 diyor. Şöyle gösterelim isterseniz. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1'dir. Yani 12'yi gençler 2 üstü 2 çarpı 3 olarak yazarım. 3'ün birinci kuvvettir. Olabilir. 48'i gençler 2'ye bölersem 24. 2'ye böldüm 12'ye. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1'dir. Gördüğünüz gibi 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 şeklinde yazılıyor. 57 gençler 2'ye bölersem 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1'dir. Yani 2 üzeri 1 çarpı 3'ün üçüncü kuvvetidir. Evet D seçeneğinde gençler bakın 5 de çıkacak. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. Beş, 5'e böldüm 1'dir. Evet 2'nin karesi çarpı 3'ün birinci kuvveti çarpı 5 üstü 1 olarak yazıldı. Evet D seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet 11. soruda aşağıda verilen raflardaki toplam kitap sayısının 3 farklı asal çarpanı vardır. Buna göre Aşağıdakilerden hangisi bu raflardaki toplam kitap sayısı olabilir diye soruyor. Evet 3 tane farklı asal çarpanı çıksın istiyor. 45'li gençler 3'ten başlayarak bölelim. 15 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1'dir. Bakın 2 tane asal çarpanı var. 3 ve 5'tir. A seçeneği olamaz. 48 gençler 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1'dir. Evet 2 ile 3 gençler. B seçeneği eledim. 70'i 2'ye bölersem 35. 5'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1'dir. Evet bakın 2, 5 ve 7'dir. 3'ten farklı asal çarpanı olsun istiyordu. O halde C şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet. 12. sorumuzda A ve B birer A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayıdır. Evet bu sefer gençler birbirinden farklı kelimesini atlamayalım. Olduğuna göre A sayısının D alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. O halde toplamlar 4 olan sayıları düşüneceğim. A gençler 1, B 3 olabilir. Evet A 2, B 2 olabilir ama birbirinin farklı dediği için eliyorum. A'ya 3, B'ye 1 diyebilirim arkadaşlar. Evet bu iki değeri alabilir. O halde A sayısı için Evet, A yerine 1 yazarsam 2 üstü 1 çarpı 5 üstü 3 olur. Bu da gençler 2 çarpı 125'ten 250'dir. Yine A sayısı 2'nin e, kuvveti olarak gençler A yerine 3 yazarsam 2 üstü 3 çarpı 5 üstü 1'den 8 kere 5 40 olur gençler. İkisini toplayacak olursam da sorumuzun yanıtı 290 olur. Ve B seçeneği doğru cevap olur diyoruz. Evet devam edelim. 13. sorumuza bakalım gençler. Aşağıda verilen ipin uzunluğunun en büyük asal çarpanı kadarlık kısmı kesilip atılıyor. Daha sonra kalan ipin uzunluğunun en büyük asal çarpanı kadarlık kısmı tekrar kesilip atılıyor. Buna göre son durumda ipin kaç santimetre kısmı kalır diye soruyor. Gençler o halde başlangıçta 60 santimetreydim. Evet ilk durumda kesilecek kısma bakalım. Ne yapacağım? En büyük asal çarpanı gerekiyor. O halde asal çarpanlarını ikiden başlayarak ayırıyorum. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1'dir. En büyük asal çarpanı 5 gençler. 60'tan 5'i kesiyorum. Ve atıyorum gençler 55 santimetre kaldı. Daha sonra 55'in gençler en büyük asal çarpanı tekrar kesip atacağım. 55'i asal çarpanlara ayırırsam 5'e bölünür 11. 11'e bölünür 1. En büyük asal çarpanı 11'dir. 55'ten 11'i çıkartırsam yani 11 santimetrelik kısmı atarsam geriye 44 santimetrelik uzunluk kalır diyorum. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet gençler. Bu soruyla da dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.